Yaşlı dünya, ülkelerin kurulmasıyla birlikte pek çok imparator, devlet başkanı, diktatör ve lider gördü. Verdikleri kararlarla tarihi şekillendiren bu isimlerin pek çoğu, siyaset, bürokrasi ya da askeri kökeniyle kendilerini var etmeyi de başardı. Ancak o isimlerden bazıları, çok farklı bir kariyerin ardından devlet yönetimine adım attı. Öyle ki, aralarından biri, son yılların en cesur hamlesini Rusya gibi köklü ve güçlü bir devlete karşı durarak yapıyor. Eskinin komedi oyuncusu, şimdinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski. 2000'li yıllarda örneğine pek de rastlamadığımız sanatçı başkan kalıbı, Kuzey ülkeleri için Zelenski adıyla canlansa da, yıllar önce bir Hollywood aktörü Ronald Reagan, Amerika'nın 40. başkanı olarak görevini tamamlamıştı. Yani liderler dünyasında bu ilk aktör başkan değildi, ancak Zelenski'yi Reagan'dan ayıran bir nokta var. O bir dizide oynadı, senaryosu da kaderi oldu. Tam adı Vladimir Aleksandrovich Zelenski, soğuk bir 78 günü Sovyetler Birliği Ukrayna'sının Kriviy Rih şehrinde dünyaya geldi. Profesör baba ve mühendis annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zelenski, liseyi Moğolistan'da bitirdi. O yıllarda tanıştığı Olena Zelenska, hayatının aşkı olarak kalacak ve hatta sanat aşkını da yine o canlandıracaktı. Kiev'de hukuk eğitimini tamamlasa da genç Zelenski hiç bu konuda bir kariyer hedeflemedi. Çünkü onun asıl gönlünde yatan meslek oyunculuktu. Takvimler 2015'i gösterdiğinde genç Zelenski çok sevdiği oyunculuk kariyerinden devlet başkanlığına ilerleyecek olan yolculuğuna Halkın Hizmetkarı isimli diziyle adım attı. Yıllar sonra onu iktidara getirecek olan partinin adı da bu olacaktı. Dizide tarih öğretmenliğinden başkanlığa giden bir adamın hayatını canlandıran Zelenski, rolün hayata geçeceğini o yıllarda belki de hiç düşünmemişti. Dizide canlandırdığı tarih öğretmeni Goloborodko, viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Zelenski için de başkanlık yolculuğu bu rolden farklı değildi. Dizinin yayın tarihinden tam 2 yıl önce Ukrayna'da ciddi protestolar başlamış, devlet başkanı Petro Poroshenko neredeyse ülkede 3. devrime yol açacak kararlar vermişti. Poroshenko'nun Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara tanıdığı iltimaslar, Batı yanlısı Ukrayna halkı için bardağı taşıran son nokta olmuştu. Bu dönemde siyasetten gelmemesine rağmen orduya yaptığı yardımlar ve protestolardaki rolüyle sahnede en öne çıkan isim Zelenski olmuştu. Ukrayna'da 2013 yılında patlak veren gösterilere destek veren Zelenski, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşan askerler için birçok konser ve gösteri organize etti. Siyasette deneyimi olmasa da iletişim yeteneği sayesinde barış sağlayabileceği yönündeki beklenti, Zelenski'nin seçim başarısındaki önemli etkenlerden biri oldu. Vladimir Zelenski, zaman zaman iktidarın sinirini bozan dozdaki hiciblerine rağmen, 2019 yılının başına kadar hiç siyasi söylemde bulunmadı. Ünlü komedyenin siyaset sahnesine ilk çıkışı 2019 yılının başında oldu. Zelenski'nin komedi programının ekrana geldiği 1+1 televizyon kanalı, yılbaşı gecesi saatler 24'ü gösterdiğinde, devlet başkanı Petro Poroshenko'nun halka seslendiği geleneksel yeni yıl kutlaması yerine, Zelenski'nin devlet başkanlığı adaylığını açıkladığı konuşmaya yer verdi. Zelenski, kendisini Goloborodko karakteriyle özdeşleştirenlerin yanı sıra, Poroshenko'nun 5 yıllık iktidarında hayal kırıklığına uğrayan Ukraynalıların tepki oylarıyla da devlet başkanı seçildi. Barışçıl politikayla tanınan Zelenski, sadece 3 yıl önce Rusya ile daha yumuşatıcı tavrıyla dikkat çekiyordu. Hatta şimdilerde karşı karşıya geldiği Vladimir Putin'den çok daha farklı bir kariyeri ve duruşu vardı. Kariyeri, küçük yaşlardan beri siyaset ve güvenlik servisiyle geçmiş Putin'in karşısında savaşacak kadar dirençli durması pek de beklenemezdi. 2014 yılında Kırım'ın ihlak edilmesi ve Moskova'nın Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek vermesi de dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı yumuşak bir duruş sergilemekle suçlanan bir ismin, 2022 yılında savaşın eşiğine gelen kararları alması beklenmemişti. Çünkü Zelenski o dönemde yumuşak duruşunu, "Gerçekten Bay Putin'e seslenmek istiyorum. Sevgili Vladimir Vladimirovich, askeri bir çatışmanın en ufak bir kıvılcımının dahi gerçekleşmesine izin vermeyin. Çünkü Rusya ve Ukrayna gerçekten kardeş uluslar. İsterseniz dizlerimin üstüne çöküp size yalvarabilirim. Ama lütfen halkımıza diz çöktürmeyin," sözleriyle kanıtlamıştı. Ancak takvimler günümüzü gösterdiğinde
44 yaşındaki genç siyasetçi Zelenski, dünya televizyonlarına Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladığını duyurarak, olası bir Rusya işgalinde Avrupa Birliği ve NATO'ya güvendiğini de açıklayarak, aslında Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne dönen yüzünün simgelerinden biri oldu. Tüm bu yaşam yolculuğunda genç devlet başkanı Zelenski, 21. yüzyılda tarihe adını, yanı başındaki Kremlin'le gerilen ikili ilişkiler, siyasal krizin eşiğindeki ve belki de tarihinde Avrupa Birliği ile en yakın ilişkiyi kurmuş bir Ukrayna, yaptırımlar ve dahasıyla aslında kuzeyde meydana gelen bir savaşın tarafı olarak ismini yazdırdı.